Ona göre bir transfer harekatına girişecekler. O da tabii ki Avrupa'da oynadığın zaman oyuncuyu vitrine sokmak ve onun satışından da para kazanmak demek. Göreceğiz. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın yerleri çok kolay doldurulabilir mi? Bu sezonki performansı göre hayır. Ama işte yani nereyi izlediler? Belki de TFF birincilikten bir Mert Hakan Yandaş daha gelecek ee, şeye. Ee, Sivas Spor'a bilmiyoruz ki onu. Ne Olmuş. izlediler, ne yaptılar. Zaten bak Mert Hakan Yandaş, Emre Kılıç'ın gitmesi, yani olası gidişi sezonun ikinci yarısından beri konuşuluyor. Muhakkak buna göre bir plan yapmıştır Sivas Spor. Vardır, hazırdır yani. Sivas bu noktada plana hazır diyor Olga Asçılar. Bence yani. Biraz evvel de zaten kendisi söyledi. Giden futbolcunun yerine altta düşünülmezse zaten o futbolcunun gönderilmesinin bir anlamı yok. Bahsettiğimiz iki futbol çok değerli, çok kıymetli. Ve Sivas Spor bunun altlığını yapmadan onları gönderecek kadar ee, düşüncesiz davranacağını düşünmüyorum. Hele böyle Avrupa e, hayali olduğu sürece e, mutlaka onların yerini dolduracak futbolcuları şimdiden bulmuşlardır. Hatta uzun süreler önce bulmuşlardır. Çünkü iki futbolcunun da zaten e, belliydi performanslarından e, kulüplerin onları rahat bırakmayacağı. Özellikle büyük kulüplerin. O yüzden eminim ki çok değişik ilginç e, evet. isimlerle Sivas onların altını dolduracak sadece Emre Kılıç, Mert Hakan değil, Fatih Aksoy da var. Fatih Aksoy. Evet. Fatih Aksoy da beşik beşik Beşiktaş'a geliyor Onu hatırlatalım. Emre Kılıç ve Mert Hakan yandaşın çok büyük bir sürpriz olmazsa sanki Galatasaray forması giymeye çok yakın oldukları da söylenebilir. Bunlar bu iki oyuncu bir üst seviyeye çıktıklarında kariyerleri sizce nasıl şekillenecek? Ne dersiniz? Ya şimdi Sivas Spor'da şimdi mesela Galatasaray'a ne geldiğinde de aynı <laughs> beklentileri Galatasaray taraftarı bekledi. Ee, ama ne oldu ee, şimdi, şimdi şimdi nasıl bahsedeyim Anadolu kulüplerinde oynarken bir futbolcu evet çok göze batabiliyor. O takımın içerisinde bir veya iki e, parlak isim lider e, kıyafeti giyiyor ve e, Anadolu kulüplerinde daha göze batıyor ama büyük kulüplerde bunlara önle, önlemler alınıyor. Şimdi Galatasaray'da oynadığın zaman e, Anadolu kulübündeki oyunculara işte teknik heyet özellikle işte Galatasaray'ın işte e, atıyorum işte forvetine dikkat edeceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. 2-3 tane e, kilit <laughs> noktalarını bulduktan sonra nasıl Fatih Terim bu hafta açıklamasında bizi iyi analiz etmişler ve e, yapmamız istenen önlediler ve bize futbol oynatmadı derken işte bu isimlerin büyük takımlara geldiğinde alınan önlemler ortada. Evet. Şimdi Sivas Spor'da eğer Galatasaray'a gelirse diye konuşuyorum. Sivas Spor'daki beklentinin aynısını belki Galatasaray'da Alamayabilir veya Fenerbahçe'ye giderse orada da alamayabilir. Yani bahsettiğim büyük kulüpleri önlem daha fazla alınıyor. Yani kendi kulüplerinden ziyade, hı hı. kendi oynadıkları kulüpten ziyade büyük kulüplerde işte oyunu kitlemek adı altında daha fazla önem alınıyor. Yani mesele onların nasıl problem çözeceğiyle ile evet. alakalı. Evet. Daha kapalı alana mesela hücum etmeye çalışıyorsunuz. Tabii. Şu, Tabii. Oyuncunun artık kendisiyle alakalı o tamamen. Evet. Problemi nasıl çözecek? Problemi çözmek için ne yapacak? Çözebilir mi bu iki oyuncu problemi? Yani, yani bu adaptasyonu sağlayabilirler. Sağlarlar mi? bence sağlarlar. Mert Hakan, Mert Hakan bir de güçlü bir oyuncu. Yani mental olarak da güçlü bir oyuncu. Evet. Sakat genç oynayamadı, ee, işte belirli kulüpler yokladı. Ee, biz de ağzını aradık hani geçen sene <laughs> ne olur falan. Abi şansımı deneyeceğim diyordu ee, şeyde, Sivas Spor'da tekrar. şöyle i̇şte denediği şans bu yani. Çok <laughs> iyi bir seviyeye <laughs> <çıkardım> yani. <kendi. gülüyor> Öyle ifade ederim yani. Evet, iki oyuncu da gerçekten Sivas Spor'a çok şeyler kattılar. Belki de milli takım havuzunda da e, olabilecek isimler ilerleyen süreçte e, Ay Yıldızlı Forma'ya da katkı sağlayabilirler. Yine Süper Lig'de puan tablosuna baktığımızda e, Başakşehir'in de mutlaka şampiyonluk adaylarından bir tanesi olduğunu görüyoruz ki Trabzonspor'la aynı puanda İstanbul temsilcisi Okan Burun talebeleri yarışın içinde sonuna kadar kalacak gibi görünüyor. Onların şansını nasıl buluyorsunuz? Başakşehir bir kere bir disiplin abidesi bir takım. Eee Abdullah Avcı varken de aynı şekildeydi. Okan Buruk geldiğinde de aynı şekilde. E, Başakşehir sadece maça e, maçı alacağız diye çıkıyor ve alıp e, yollarına devam ediyor. O kararlılığı hissettiriyorlar. Hep. Kesinlikle öyle. Yani Başakşehir maça çıktığında ben acaba mı demiyorum. Çok uzun süredir. Eskiden bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaşı, Trabzonspor izlerken acaba demediğimiz gibi iyi oynadıkları zaman Başakşehir sıfırıncı dakikadan bitiş düdüğüne kadar o disiplini bozmayan hangi teknik direktör gelirse gelsin onu da öğrenmiş olduk Abdullah Avcı'dan sonra. o mod bütün futbolculara verilmiş ve kimse o moddan çıkmıyor. İster öğlen 4'te oyna, ister altı buçukta oyna, ister sekiz buçukta oyna. Yani saate göre bazı takımlar e, bocalayabiliyor güne göre. Cuma oynayınca Galatasaray'ın kaybettiği gibi. Ama Başakşehir'e ben özellikle çok dikkat ediyorum. E, acaba mı diyorum? Hayır. Ne saat ne gün hiçbir şekilde onların o disiplini, oyun disiplini bozmuyor. E, bence Başakşehir bir e, Trabzonspor'a bu anlamda hiç göz açtırmayacak gibi duruyor. Yani Trabzonspor'un teklememesi gerekiyor. Ne dersin Ilgaz Şınar? Öyle yani e, hatta... Soluk soluğa bir yeri şey izleyeceğiz mi son haftaya izleyeceğiz, kadar? İzleyeceğiz öyle gözüküyor. Çünkü hani e, o Buruk'un oyunu daha demin anlatıyorduk ya şöyle sahaya dizilişle çıkarsın ama diziliş değildir e, oyunun diye. Hani bakarsan Mehmet İpoli Başakşehir'in sahaya çıkışında Kriveli sol uzak forvet gibi gözüküyor ama işte sadece savunma kısmında. Yoksa evet. çok değişken bir oyun oynuyorlar. Yani sadece Denbaba ile Kriveli ile Visca ile açıklayabileceğimiz bir şey değil. Alex içinden İrfan Can Kahvecisi'ne, Junior Kaysarısından Klişesi'ne ve Epriyanus'una kadar. Hani ayağı pas anlamında en kötü oyuncu kim dersen şeyde, Metropol Başakşehir'de Şikirtel. Onun dışında Mert Günok dahil olmak üzere. Mahmut, evet, herkesin iyi. Herkesin çok iyi pas ayağı var. Bunu zaten özgüveniyle oynuyorlar. Yani keşke elimizde ee, özet görüntüler olabilse de Başakşehir'in çizmiş olduğu oyunlar üzerinden de konuşabilsek, anlatabilsek. Bak burada Hı. bunu yapıyorlar, Kaysara bunu yapıyor, Klişi bunu yapıyor. Şimdi havaya e, su çizme, yani suya resim çizmeyelim. O yüzden çok uzatmayacağım ama e, Trabzonspor'la beraber çok şanslılar şampiyonlukta. Hani evet Trabzonspor dolu düzgün gidiyor da Başakşehir de dolu düzgün gidiyor. Avrupa'ya oyuncu gönderiyoruz ve umarım göndermeye de devam ederiz ilerleyen bu süreçte. Bence Avrupa'ya. E, Okan Hoca. Gidecek kesin gidecek evet. yani. Hemen yani kafasında Türkiye'de muhakkak da bir kere... Soracağım tek dönüm... soruyu <laughs> sormadan yanıtladı. Çünkü şu oyun stili e, Avrupa'ya olan özlemini bence anlatıyor. Mesela ben ya Okan Burun Fransa'da çalışmasını isterim. Oradaki yetenek havuzu, oradan gelen e, kasa kolaylığıyla beraber. Hı hı. Mesela Fransa, bence Fransa biçilmez bir kaftan olur Okan. İngilizcesi, İtalyancası var, var. bildiğim kadarıyla. İtalya acaba olabilir. İtalya'ya şöyle olabilir. Yani şimdi bakıyoruz mesela Hellas Verona bu sene Juric'le beraber bir üçlü savunma yapıyordu. Müthiş. Gasperi'nin yanında yetişen bir evet. adamdan bahsediyoruz. Benim çok sevdiğim bir takım bu sene. Koray yani, Günterli Verona. Koray Günterli Verona. Üçlü savunma oynuyorlar abi adamlar. Ligin beşinciliğine kadar gelmişlerdi de evet. pandemi öncesinde yani. Öyle ifade edelim. İtalya tabii niçin olmasın yani. Böyle bir Fatih Terim'in yaptığı gibi bir Fiorentina ve sonrasında. Fiorentina'nın yetenek havuzu çok iyi çünkü. Evet. Yani bu sene bir 5-6 oyuncuyu değil de 2-3 oyuncuyu kaybederlerse hala onu evet devam ettirebilirler. Yani olabilir. 5-6 oyuncu satarlarsa yerinde doldurabilirler tabii kazanacaklar ha, tabii Paralar. doldururlar. Doldururlar canım, doldururlar evet, yani. Bir şekilde. E, Okan Hoca da <laughs> sanki bana da Avrupa'ya gidecek ilk teknik adamımız ben, ben gibi. Pek görünüyor. pek kafası Türkiye'de değil bence yani. Daha iyi böyle. <laughs> Beğeniyor musunuz Okan Buru? Futbolculuk döneminde çok beğeniyordum. Hı -hı. E, duruşu özellikle e, fair play e, bir futbolcuydu. Fair play örneği bir futbolcuydu. Ben çok isterim yurt dışına gitmesini. Ee, ama onun aklı Galatasaray'da. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani bir gün Galatasaray'ı çalıştırmak istiyor. Bu açık net ortada. Ee, nasip olur olmaz bilmiyoruz. Ama bence de yurt dışında mutlaka bir serüven kendisine bir anı, e, belki de bir başarı bırakabilir. Sıradaki Galatasaray teknik direktörü mü acaba? Bilemeyiz onu. Hayat gösterecek. Ama... Ee, tabii ki sadece Okan Buruk değil. aslında çok değerli bir ekibi de var. Evet, İrfan Hoca başta evet. olmak üzere hakikaten e, çok iyi çalışıyorlar. Bir ara Thomas da onların ekibindeydi. O Antalya'ya gitmek istedi. Gitmese belki de şampiyon takım ya da ilk ikinci takımın teknik yardımcısı olarak kalacaktı yani. İyi evet. bir ekibi var ama Okan Burluk'un. Heskablo Kayseri Spor'un ligde kalması mümkün müdür? Şeklinde bir soru var. Fenerbahçe deplasmanında dakikalar... 84'ü gösteriyorken mümkündü, mümkündü sanki. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama şu an sanki yani çok kolay değil Kayseri Spor'un işi. Yani evet işte Kayseri kalan Spor maçlarına da bakmak lazım. Tabii eğer şimdi. varsa elimizde kalan maçlarına Var. bakabiliriz. Yoksa ben de hızlı bir şekilde aslında aktarabilirim. Gençler Birliği, Sivas Spor, Beşiktaş, Rize Spor, Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor böyle bir listür. <laughs> Son iki maç yani. eğer hem Başakşehir <laughs> hem Trabzonspor yarışın içindeyse ki yarışın Yarıştan kopmuş bile olsa bu takımlardan biri bir Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi yarışı içinde mutlaka olacaklar. o anlamda son iki maç biraz sıkıntı görünüyor. Evet. Son ikiye bırakırsa zaten geçmiş olsun yani. Evet. Şal <laughs> vardı başka. E, Gençler, Sivas vardı. Spor, Beşiktaş, Rize Spor, Gaziantep. Evet. evet. Zor fiksur, çok zor. Fikcir. Çok zor. E, bir Bayağı de, sıkıntılı maçlara kalmış. E, bir de ki zaten hani Fenerbahçe maçında. Kullanmadığı oyuncu değişiklik haklarıyla beraber de damga vurdu. Hani evet. Kayseri Spor Ligi'nin en iyi oyunu oynadığı bu ana kadar şu kadar pas yaptı. Onları bir kenara bırakalım ama e, realite profesyonel işlemini değiştirmediği e, oyunculardı. Kullanacaksın hakkını. Sana 3 e, seferde 5 oyuncu değiştirme hakkı verilmiş. Soğut oyunu falan zaten geliyor. Evet. evet e, bir şekilde bayağı büyük sıkıntı yaşadı. En azından 5 Kayseri'de sıkıntı